Evet, özel devam ediyoruz. Dün kaldığımız yerden. Nerede türlü şeyler? Beyaz türlü bir şey yok. Ne bunlar ya? Şey gibi. Hocam getiriyor. Peki, tamam. Evet, katan kriteri. L Sabancabov GLV. Böyle yazdığım zaman Sabancabov anlamına gelir. Eğer buraya bunu yerine andromorfizm of V deseydim subring, subspace yani bir şey anlamına gelirdi. Ama sağ tarafta küçük harflerle GL olduğu zaman illaki algebra. Definite dimension tabii ki. And trace of elements of L prime together with L is equal to zero. Yani burada çarpıyoruz elemanları gerçekten. Yani birleşkesini alıyoruz. Lineer olmanın lineer cebi olmanın bir avantajı var. Beyaz yok. Bir avantajı var. Çarpabilirsiniz. Asosiyatif çarpması var. Anlıyorsunuz değil mi? Ve bracket operation ne olduğunu biliyorsun. X, Y, X, Y, X. Then L is solvable. Corollary. L bunun şeysi, ya bu lineer cebirler için L en iyi acaba? And trace of add x add y equal to zero all x in L prime x in L prime y in L then L is solvable. Evet. Şimdi killing form'a geldik. L, L en iyiliğine acaba, en iyiliği acaba? And we define kappa of x, y for x and y in L, of course, is the trace of adjoint of x, adjoint of y. Tabii bu ya bu çok büyük bir matris değil mi? Bu L'nin boyutu neyse bunlar ne kare boyutlu bir uzayda değil mi? Bunlar bizim yine andromorphism of L. Dün K demiştik cismen F diyelim. Şimdi o F diyor çünkü. Bu da öyle. Bu da orada. Bu yani bu ne kare çarpı ne kare neyse 4 boyutlu matris. Bu bir tabii bu bir aditif. Bu nereden nereye gidiyor? L çarpı L'den kappa L çarpı L'den F'ye gidiyor. Cisme gidiyor. Temel cisme gidiyor. Ve çifte lineer. Hem X için lineer hem Y için lineer çok bazı biçimde. Simetrik. Demek ki bu simetrik form. Simetrik bir form. Fonksiyonel ya da. Fonksiyonel değil. Simetrik form. Kuadratik form da denir bazen. Bir özel daha var. Bu asosiyatif. Yani trace of it is symmetric by linear form.
Birazdan şey göreceğiz. Eğer L sumi simple'sa bunun non-degenerate olduğunu göreceğiz. Yani gerçekten bir diklik kavramı veriyor bize. Yani muhteşem bir şey değil mi? Yani nereden nereye? And kappa of xyz is equal to kappa of xyz. Ya bunu şey olarak görün, çarpma olarak görün. Zaten bir bilinear olduğu zaman, ne demekti? Sağdan ve soldan dağılma var anlamına gelir aşağı yukarı. Onu çarpma olarak görün. Yani bir skalerle çarpma olarak görün. Bunu da Lee cebinin çarpması olarak görün. Bu tam tamına diyor ki x, y kere z eşittir x kere y, z diyor. Bir lemma var. I bir ideal olsun L'nin. Tabii I kendisi bir li acaba. Li cebri. Daha fazlası var hatta. Li cebri. Kapada L üzerine şey. Den. Kapayı L üzerine bir kapa var. Bir kapa. Buna kapa L diyelim. Bu sefer de kapa I diyelim buna da. Kapa I eşittir. Kapa L'yi I çarpı I'ya resit ediyoruz. Theorem. L semi simple if and only if kappa is non-degenerate. Ne demek non-degenerate? I kappa of x l equal to zero implies x equal to zero. Her şey dik olan bir vektör yok. Bir eleman yok. Şimdi diyorum. L semi simple. Then L is a direct sum of simple Lie algebras. Vektör uzayları gibi tamamen completely reducible yani kendisi. L semi simple. Then there are L1 LK diyelim. Simple sub Lie algebras. Simple ideals, minimal ideals. Then the değil mi? Yeah. Ideals of L minimal such that L is equal to L1 direct sum LK and any ideal of L is a direct sum of some of them. Vektör uzayında öyle olmaz tabii ki değil mi? Yani al bize vektör uzayı. K çarpı K al. Al bu da alt uzay. Ama bu da ideallerden bahsediyoruz tabii. Burada başka bir işlem daha var. Minimal such that. Minimal demek ki minimalsa simple olmak zorunda ama. L'nin ideali olmak zorunda. Evet, göster bakalım. Show that implies Li are simple. Gösterin bakalım.
Bu ama. İdealin ne demek olduğunu biliyor musunuz? İdealin ne demek olduğunu biliyor musunuz? Nedir? Evet. Demek ki L ile LC'nin bracketi ne olacak? İ ve J farklıysa? Kesimi nedir? İdeal. Ya, bir dakika. Yani. Hangi idealdir? Sıfır olmalı. Minimal olduğu için. Hayır, minimal olduğu için değil. Minimal olduğu için tabii de. Ama yani zaten evet L kesimi LC bir ideal. Sıfır olmalı tabii de. Yazıyor bu da zaten. Diyor ki L1'in diyor mesela diğer leviyle toplamının kesişimiyle sıfırdır diyor, değil mi? Bu direkt sama demek değil mi? Değil mi? L ile LC sıfırda kesişiyorlar zaten. Değil mi? Şimdi bunun bir ideali olsun. Bunun bir ideali olsun. I diyelim. Şimdi I ile L'nin bracketının I'nın çelişini göstereceğim. Al L'den bir eleman. Yaz onları toplam olarak. I ile bracket ne alacağız? I'la bir vakit dağılmıyor mu zaten? I'la 2 sıfır değil mi? I'la 3 sıfır değil mi? Ne kalıyor geriye? I'la L1 kalıyor. O da onun için de tabii ki. Öyle değil mi? Ha? Ha? Demek ki I sıfırmış. And these are all the simple ideals. Ama bunlar karakteristik anlamına gelmez. Çünkü L1 ile L2 eşit olabilir. Yani bunun bir otomorfisi var. L1 ile L2 eşitse mesela L1 ile L2'nin yerini değiştiren bir otomorfisi var değil mi? Ama L1, L2, LK hepsi birbirine izomorf değilse eğer bunlar karakteristik olmak zorunda. Tabii ki yani killing of L2, Li times Li is equal to killing form on Li değil mi? Bariz. Okay. Corollary, if L is semi-simple, SS yazalım onu, then L prime, yani L bracket L, is equal to L olmak zorunda. Çünkü bunun bracketi ne olacak? Bunun bracketi olacak. Bu da L1'in bracketi, L2'nin bracketi, LK'nın bracketi. Onlar ideal olduğu için ya sıfır olacak ya şey olacak. Ama sıfır olsa o zaman L1 abelyen demektir. Ve semi-simple ne demektir? Solvable, ideali yok demektir. And all ideals and homomorphic all ideals and homomorphic images of L assume simple. Buradan ne yazmamış buraya ama teorem ne çıkar buradan? L'nin her idealinin bunların direkt toplamı olduğunu çıkar. Demek ki L'nin 200'lü K tane ideali var. Birden K'ya kadar olan elemanın alt kümesine eşleşen. Evet. And all ideals of L are direct sum of some of the MI, some of the LIs. Sonra inner derivations var.
Bir defa şöyle bir şey var. El eli acaba? Then Adel, Adel bunlar Jacobi eşit yüzünden derivation'lar. Adel elemanı derivation'lar. Bu şeyin bir ideali. Derivation'lerin bir ideali. Basit bir hesapla çıkıyor bu. Ve hatta şey var. Delta comma adx is equal to ad delta x. Bunlara inner derivation deniyor. Theorem. If L is semi-simple, then add L is equal to all derivations of L. Demek ki auto derivations yok. Bir. Evet. Sonra modüllere geldik. Modules over Lie-algebras. Nedir bu? Bir L var, bir Lie-algebra. Bir vektör uzayı. Yani L'den GLV'ye giden bir homomorf olacaksın demektir. This is the same as representations. Over Lie-algebra L. In representations of L. Aynı şey. Ha bu ha bu. Fark etmez. Ne demektir? Bu nedir? Bu bir Lie-algebra homomorfizm. L'den bir GLV'ye giden. Burada da L çarpı V'den V'ye giden bir map. Ama çifteli ne olacak buradaki? Buradaki de buradan bir tane x olsa eğer, bu da fx oluyor. Fx de v'den v'ye gidiyor. Bu da bir tane v elemanını fx v'ye götürüyor. Bunu fx v. Bunu x ile çarpım olarak görün bunu. X ile çarpım olarak görün. Ve burada ne var? Fi x bracket y eşittir fx bracket fi y, değil mi? O demektir. Lice bir homomorfizm olması bu demektir. Bu bir defa çifte lineer. X'e göre lineer, V'ye göre lineer. X'ine birden göre lineer. Bir de bu var. Bu ne demektir? Bunlar V'ye uyguladığım zaman, bunlar V'ye uyguladığım zaman, yani X'ye'yi V'ye uyguladığım zaman eşittir. Buna V'ye uygulayacağım. Ama bu ne? Bu, bu burada bracket. Yani fx bileşke fi y eksi fx fi y. Yani bu X'ye V eksi y x V anlamına gelir. Gördüğünüz gibi aynı şey. Burada, burada nedir? XV'den XV'ye gidecek. Çifte lineer. Bilinear. Plus bir L modülden bahsedeceğim. Burada sadece toplamayı kale aldım. Skalayla çarpmayı kale aldım. Bir de L'nin çarpması var. Bracket çarpması. O da XYV eşittir. XYV eksi y x v. Aynı şey. Yani bir abstrakt Lie-algebra reprezent ediyoruz. Yani bu ne diyor belirsiz bir şey bu. Bu ne diyor belirli bir şey. Bu andomorfizmalar bunlar. Tabii bu faithful olmayabilir. Yani çekirdek var değil mi? So L over kernel of phi embeds inside GLV. Bu ne kadar küçükse L hakkında o kadar fazla bilgiye sahipsin tabii ki. Aynen modül teoride olduğu gibi sub modüller var. Irreducible modüller var. Yalnız modüllerde bir M varsa eğer irreducible diyelim ki M irreducible. Irreducible R modül ve halka. Direkt sol. Soldan şey yapıyoruz. Bir tane M al buradan. VM'ye bak.
Bu bir alt modüldür. Ama burada bir tane V alalım. Bu da V burası. Bir tane V alalım. L üzerine bir modül. Buradan bir tane V alalım. LV alt space. Alt uzay ama alt modül değil. Çünkü bracket'ta yani LV modüllerde olduğu gibi LLV değil. Değil mi? Bracket'ta var. Evet. Yani modüllerde burada X kere Y M eşittir. X Y kere M. X ve Y halkalım olmak üzere. Burada öyle bir şey yok. Doğru değil. Bunu bracket olarak al. Burada. Bu doğru değil. Bu da bir değil mi? Terim var burada. Bu olsaydı olurdu. Schultz lemma var. Let phi be a representation of L. Ama irreducible. Ne demek irreducible? V'nin submodülü yok demektir. Sıfırdan beklenirsen başka. Yani then centralizer in the automorphisms of V of phi L, bunun imgesi andomorfizmeler. Bakacağız. Bunlar aynen K times identity. Skaler çarpmalar. Başka yok. Yani bayağı yoğun demektir. Bu zaten merkezi. GLV'nin merkezi değil mi bu? This is equal to center of andomorphisms of V. O F, bazen F diyorum, bazen K diyorum. Pardon. Bu her şeyi komite ediyor zaten. Yani Allah'ın emri. O merkez. Demek ki bu bir dakika el. Irreducible. Evet. Ne demekti bu? File bayağı zengin demekti. Filenin içinde bayağı bir eleman var ki yeni, değil mi? Hiçbir şey komite etmiyor. Tensor product'lar falan var. Onları geçiyorum. Zamanda yaparız onları. O zaman kazi bir eleman var. Kazi bir elemanı Lin'in teoremini kullanmıştık daha sonra. Onu geçeceğim şimdilik. Gerekli zaman üstüne gireriz. Benim teoremimde. Phi L'den GLV'ye giden representation of a semi-simple algebra. Bu list, beş tane bu değil, pardon. Bu lemma diyor ama yani, peki yazmış oldum. Lemma of a semi-simple Lie algebra. Then phi L is inside SLV. Çok bariz değil mi bu? Ya bu ne yazmış bilmiyorum. Abi bir şey söyleyeyim daha sonra. In particular L acts trivially on any one dimensional L modül. Bu bariz değil mi bunu? Anlıyor musunuz bunun niye olduğunu?
Ne olduğunu biliyoruz herhalde. Sen biliyorsun. Çok daha basit. Sümsimple tam olarak ne olduğunu anlamadınız galiba. Ne buradan çıkıyor direkt olarak? Buradan bir eleman al. Bu eleman, bu tür elemanların toplamı. Son sayıda. Değil mi? Ve onu fiile GLB'ye götüreceğiz. Değil mi? Buradan bir tane X alıyoruz. Buradan X eşittir. Y1 Z1 artı YK ZK, doğru mu? Çünkü bunun tanımı ne? Bunun tanımı bracketler tarafından üretilmiş vektör sayı. Değil mi? Vektör sayı, evet. Tanım o. Şimdi burada aslında skalarlı olması lazım çünkü lineer kombinasyon olacağız ama skalarlı içine sokabilirsin tabii ki. Böyle bir şey. Şimdi bunun fx'e bak. Fx ne olacak bunun fx'i? Fx bir defa toplamsız olduğu için dağılacak. Bence zamanında bracketsel de. Değil mi? Fi y1 virgül fi z1 artı falan gidiyor böyle. Ama bunun t'si ne? Bu t'sinin toplamı. Bracket'ın t'si ne? Değil mi? Bu ne bu? Nerede yaşıyor bu? Bu GLB'de andomorfizmada. Bunu bu eşittir. Fi y1 fi z1 eksi fi z1 fi y1. Değil mi? Bunun tresi de, bunun tresinin farkı ama tresler tres a, b, z, tres b, a. Dün gördük. Değil mi? Çok çok bariz bu. Yani bu sefer gerek yok. Imparticular devam ediyor. Imparticular L acts trivially trivially on one dimensional modules. Ama yani burada biraz abartmış şey yani. Bir boyutluysa niye öyle? Niye buradan çıkıyor? Söyleyeyim bana. Bir boyutlu V bir boyutluysa o zaman LK ve V sıfır olmak zorunda. Her şey sıfıra gidecek. Tabii bir representation var değil mi? Burada her şeyi sıfıra yollayan bir representation var. Her şeyi sıfır matrisine yolluyor. Ama o her şeyi kaybediyor. Trivial representation. Niye böyle olmak zorunda? Trivial olmak zorunda kaldı. Söyle. Tabii.
Yani dil boyutluysa zaten ABD ne olacak? Ne ABD olacak? Yani dil boyutlu şey ABD ne olacak? Ya herhangi bir grup, herhangi bir halka, herhangi bir şey, cebir. Bir boyutlu bir uzayı nasıl akt edebilir? Ha? Her şeyi bir skala katına götürebilir. Her şeyi bir skala katına götürür, değil mi? Yani peki. Ya. Ve bir boyutluysa GLV ne? Niye kaslar ya? Nereden kaslar? Kaldı değil mi? Bire bir matrisler. T'si sıfır olacak. Demek sadece sıfır var. Eğer V'nin boyutu birse GLV bandı var. Bu bire bir matrisler değil mi? T'si de sıfır olacaksa eğer. Değil mi? Ama diyorum ki buna hiç gerek yok. Yani bu yanlış bir lemma. Yanlış bir lemma bu. Ya bu şey yani, ya bu da trivial, bu da trivial ama bu bayağı trivial yani. Buna gerek yok ki. Hiç bana bunu kullanmadan yapın. Herhangi bir grup mesela bir boyutlu vektör üzerine nasıl akleder? Bir boyutlu. Bir V aldın. Nereye götürür onu? Katına götürürsün değil mi? GV eşittir. Alfa V. Peki bu bir vektör yaptığı şey. Diğer vektörler ne yapar? Başka bir vektör daha alalım. O vektörü nasıl yazabilirim? Lambda bir olarak yazamaz mıyım? Değil mi? Bu da nedir? Lambda GV'dir. Çünkü G homomorfi olarak aktediyor. Bu da lambda alfa V. Bu da alfa lambda V. Doğru mu? Demek ki bu sadece bir vektör içindi. Şimdi demek ki GV eşittir. Alfa V'ymiş. Her V için. Başka bir tane daha al. H al bir tane de. HV de böyle yapacak. Şimdi G'nin etkisiyle H'nin etkisi kombin etmiyorlar mı? Yani GH, G'nin tersi, H'nin tersi. Yani GHV eşittir. Alfa beta V. Bakayım. Evet, alfa beta V. O zaman HGV de beta alfa V değil mi? Demek ki kombin etmiyorlar demek ki. İstersen GH, G'nin tersi, H'nin tersi yap. İstersen GH eksi HG yap. Anlamı filo eksen demek. Bunun içinde kalmıyorsun o zaman. Li cebiri ise ne olacak? Li cebiri ise bütün bracketler yani bir li cebiri var. G olsun li cebirinden. H olsun li cebirinden. Bu böyle yapacak. Bu böyle yapacak. Şimdi GHV ne yapacak? GHV. GHV ne yapacak? Bir daha söyle. GHV eksi HGV olacak. Evet. GHV eksi H, bu da yazık bak. HGV. Bu da sıfır eşit değil mi? Demek ki bracketler sıfır olarak aktediyorlar. Ama L prime ise kutu L. Değil mi? Ya yani bunları hemen görün yani. Bunlar yani biraz sindirmek lazım herhalde. Önce grupları mı yapsaydık, ne yapsaydık bilmiyorum. Yani Lice bile de daha kolay sanki. Olması lazım çünkü
Yani bir grupta çok az, bir tane işlem var bir grupta. Milli cebinde 3 tane işlem var. Toplama var, skalayla çarpma var. Bir de bracket operation var. Değil mi? Bir de representation olduğu zaman bir de fee var. Daha fazla malzeme var. Bu bir yandan işte kolaylaştırır, bir yandan zorlaştırır. Neyse bunu siliyorum. Bu gereksiz bir şey. Çünkü çok bariz bu. Buna gerek yok bunu katlamak için. Değil mi? Buna gerek yok. Buna gerek var. Niye yapmış onu bilmiyorum. Diyorum. Veil. Every L semi simple. Ya bu teorimin genleştirilmişi. Bu L tabii ki bir L modül aynı zamanda. Değil mi? Her L bir L modül. Nasıl oluyor? Değil mi? Bunlar. Nerede adjoint representation? Değil mi? Example. Add from L into GLL is representation. Bu kanonik representation bu. Yani Allah'ın bize bir hediyesi bu. Yani hep, değil mi? Biliyoruz. Şurada bir yazmıştım galiba. Ne yazmışım? Yazdım zannediyordum ama silmişim herhalde. Doğru mu? Yani X'le bu X'le Y'yi çarpacaksın. Bu X'in var. X bracket Y V olacak tabii ki. Yani, X bracket Y olacak. Ne diyor bu? Bu diyor ki adjoint, ideal olmak ne demektir? İdeal olmak bu adjoint representation için subspace olmak demektir. Değil mi? Yani bir modülde ve modülde sub modül bir dakika. Evet, bir ve modülde sub modül olmak ne demektir? Ve ile çarpmalı da kapalı demektir. Burada bir şeyim var, bir L var. Yani çarpmalı da kapalı olacak. Onlar da idealli olacaklar. Çarpması ne belki tabii ki. Şimdi bunu genelleştiriyor. Diyor ki, bu diyor ki burada, bu diyor, L diyor. L modülü olarak completely reducible diyor. Ha. Ve diyor ki her modül completely reducible diyor. Sadece bu değil. Implies every modül, every L modül is completely reducible. Bu arada L sonlu boyut yoksa yanlış. Herhangi bir tane modül al. L modül al. Bu bazı alt modüllerin basit evinüz alt modüllerin direkt toplamı. Aynen burada olduğu gibi. Ve her alt modülün bir komplementi var. Alt modül olarak. Aynı şey. Ha? Bir alt modülünü buldunuz. Onun tabii vektör olarak tabii ki bir sürü komplementi var. Ama bir tane L modül komplementi var. Evet. Peki burada bir teorem var. Bir teknik bir teorem. Yazayım ama. L GLV
Sumi simple. Bu lineer demektir. Şimdi buradan bir tane x al. Bu x tabii ki aynı zamanda burada. Burada olduğu için bunun semi simple and nilpotent partları var, kısımları var. Bunlar da burada diyorlar, diyor. In particular, şimdi şöyle bir şey yapalım. Herhangi bir tane L alalım. L'yi adla L şimdi simple olsun. L şimdi simple buradaki gibi. Adla tabii ki GL'nin içine sokabiliriz. Doğru mu? Şimdi buradan bir tane X alalım. Adx'e gitti bu. Adx'in ad şeysi var. Şimdi simple part'ı ve nilpotent part var, doğru mu? Ne diyordu şey? Neydi abstract? Nasıl tanımlıyordu onu? Nasıl tanımlıyordu onu? Bir dakika. Ha. Evet. Şeyi gördük burada. Adle eşittir. Bunu gördük, doğru mu? Bu aslında adlenin içinde. Adle de derivation of L. Normalde bu böyle olur ama semi simple olduğu için adle bunun içinde. Bu GL'nin içinde. Değil mi? Şimdi bunlar da derivation biliyoruz. Değil mi? Ve derivation'ları gördük mü orada bir yerde? Derivation'lar semi simple partlarını ve nilpotent partlarını çevirirler. Demek ki bunlar da buradalar. Yani buradalar. Demek ki bunun bir bu S eşit böyle bir S var ki bu eşittir ad S. Bu da ad ne? Ad bu ad eşittir tabii ki. Ad S artı ne? Ad bir olduğu için de x eşittir S artı ne olacak? Tamam. Şimdi devam edelim buna. Şimdi bu abstract decomposition diyelim buna. Tamam. Şimdi L'nin kendisi bir lineer olsun. Lineer, legible olsun. Bir defa lineer olduğu için kendi içinde bir şeysi var. Decomposition'ı var. Şövalye decomposition'ı. Değil mi? Sumi simple and nilpotent part olarak. Bir de o lineeri adla dahil evreye götürürsün. Oradan da bir abstract decomposition'ı var. Bunlar aynı şeydir diyor. Yaptık. Bunu yapmadık. Doğru söylüyorsun. Yapmadık galiba. Bir dakika. Yaptık. Yapmadık. Peki yapmamış olalım. Neredeyiz? Evet. In particular. The abstract and no, ne dedim buna? Usual. Jordan Chevalier, Jordan Decompositions Coincide. Evet. Ne bir koyu daha var. Geçiyorum bunları. Sonra SL2'nin representation'ına geldik. Kaç oldu saat? Saat 12 olmuş. Bir 5 dakika verelim.